Şimdi dışarıdan veri alan, değer alan bir örnek yapalım. Yapacağımız işlem dışarıdan iki sayı alıp bunları toplayan bir örnek. Öncelikle yapmak istediğimizi tekrar özetleyelim. Dışarıdan iki sayı al, bu sayıyı topla, ekrana yaz. Ama önemli olan dışarıdan almak. Öncelikle bunu zaten normal yöntemle rahatlıkla yapabiliriz. Normal değişken yöntemiyle. Ben diyorum ki, mantık şu şekilde olsun. Biraz daha karmaşık hale getiririm. Alacağım değer string olsun. Yani sayıyı string olarak alayım. Çünkü dışarıdan giriyor zaten. Onun ne olduğundan emin olamam ben. Daha sonra bunu integer'e dönüştüreyim ve toplayayım. Bunun için öncelikle string birinci sayı sayı string olarak alacağız. Evet. İkinci sayı. Bunlar değişken tanımlamamız. İnt toplam. Sayı 1. Sayı 2. Değişkenlerimi hazırladım. Bunlar veriyi tutacak alanlar. Şimdi ilk değeri dışarıdan almalıyım. İkincisi de aynı olacak zaten. Burada yapılması gereken işlem şu. Benim dışarıdan değer akımım için bir şeye ihtiyacım var. Bir nesneye, bir sınıfa. Skinner sınıfı. Sınıfını kullanabilmek için dikkat ederseniz hata veriyor. Sol tarafta bir çarpı işareti var. Buna tıkladığım zaman import scanner yazıyor ve yanında da Java util var. Bunun anlamı şu. Bu tamamen OOP ile ilgili, sınıflarla ilgili bir kavram. Bu nedenle sonrasında zaten detaylı yapacağız. Ama temel olarak nesne yönelimli dillerde sonuçta framework'ler var. Bu framework'lerde de her şeyi bulunduğunuz sayfada, bulunduğunuz projede kullanmanıza gerek yok. Bu nedenle her DLL sizin projenize dahil olmayabilir. Ki olmamalı. Çünkü aksi takdirde siz kurulum yaparken projenizin içerisinde framework'in tamamını gömüp alanını yükseltmeniz gerekir. Hep buradan mı import edeceğiz? Diğer mesela diğer şeyleri kullanırken de object oriented'da inherit ederken falan değil mi? Include yapamıyoruz herhalde şöyle, burada. Include burada import şöyle yapıyor. Editör sadece yardım ediyor. Ama yapacağımız yer yukarısı aslında. Göstereceğim birazdan. Import işlemi yukarıda yapılıyor. Bu da şöyle. Framework'ün tamamını kullanmadığınıza göre İçerisinden istediğinizi kullanabilmeniz lazım. Benim istediğim scanner diye bir nesne. Bununla dışarıdan aldığım, konsoldan aldığım veriyi yazılıma aktaracağım. C-Sharp'çılar için console.read, readline olayı diye düşünebilirsiniz. Bunu yapmak için benim konsol sınıfına ihtiyacım var. O zaman Java util'e ekle diyor. Java util nedir? Dedim ya, projemin gereksiz yere hacminin büyümesini engellemek için her şey dahil değil projeye. Sen ne istiyorsan onu kullan diyor. Ama dahil et projene. Bu şekilde her şey dahil yapmasın. Her şey dahil etsen oluyor. Şimdi
framework'ün tamamına muhtaç olursun. Örneğin framework işte 50 megabayt. Sana da şöyle bir zorunluluk veriyor diyelim. Sen bunun hepsini projende tutmak zorundasın diye söylediğini varsayalım. O zaman sen bunu setup'ını yaptığında, bir yere gönderdiğinde o framework'ü tamamını göndermek zorunda olur. Aksi takdirde en azından belli bir ölçüde DLL'lerden feragat edebilirsin. Kullanmayacağın şeyler olabilir yani. OOP tarafında daha net olarak oturacaktır. Bu nesne olayında falan. Şimdilik bunun import edilmesi gerektiğini bilelim. Neydiymiş? Bakın Scanner sınıfı java.util diye bir paketin içinde diyor. Bunun içerisinde ise buraya tıklamak yerine yukarı geliyorum. Elimle yazacağım burada. Import java.util nokta yıldız ya da nokta scanner'ın kendisi dediğim zaman bakın hata gitti. Nokta yıldız dediğim hepsi mi oluyor? Util içerisindeki hepsi oluyor. Evet, evet. Kütüphane. Kütüphanenin kullanım hakkı. Scanner'ı oluşturduk. Şimdi yapacağım işlem bunu almadan önce ekrana bir şey yazmak. Console.write diyelim C işaretleriyle. Dışarıdan iki değeri de aldım burada. Şimdi bunları benim parse işlerine tabi tutmam lazım. Parse nedir? Yani string olarak geldi bir veri ama ben bunu aslında string olarak kullanmayacağım. Çünkü toplama işlemi yapacağım. Parse. Evet, parse. Bunun için de yukarıda oluşturduğum sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerini kullanıyorum. Sayı 1 için İkinci sayı buradaydı. Birinci sayı da burada aynı şekilde. O zaman değer buradaysa aldığımız değer ben integer.parse int dediğimde birinci sayı diğerinde ikinci sonucu alalım. Sonucu alalım. Peki şurada tanımlasak olur mu? Mesela ikinci sayıyı tamamlarken eşitleme yapabilir miyim aynı zamanda oradan? Dışarıdan aldığım şeyi. İkinci sayı yazıyor ya mesela orada eşittir scan ikinci next dediğimiz satır. Orada direkt ikinci sayıyı yukarıda değil de orada tanımlayabilir miydim? Yani bir şey string olmalı.
Öyle olurdu. Yalnız bir hiyerarşi yapmak lazım. Mesela değişkenleri baştan hesaplayıp yukarıda yazmak daha mantıklı. Aksi halde karışık hale gelir. Dışarıdan aldık. Bunları en sonunda dönüştürüp toplama atadık. Ve seyirse alıp ile tekrar yazdık. Birinci sayı çalıştırdığımda konsoldan veriyi bekliyor. 23 21 44 olarak sonucu aldık. Mısırlılar pi sayısını 3,1605, Babililer 3,1028, Batlamız 3,14166, yani 14-16, İtalyan Nazareni 3,1415 olarak kullanmış. Senin dediğin Nazareni kullanmış. Şu an Fibonacci, Fibonacci ise 3,1418 olarak kullanmış. Çalıştırdığımız zaman alan hesabını bu şekilde aldık. Şuradan sonraki rakam görmek istiyorsan. Şimdi yapacağımız örnekte bir yatırım olacak. Bu yatırımın getiri oranı yıllık olarak. Bir de bunun 10 yıllık süre zarfında ne kadar getiriyor? Hocam bir yazar değil mi? Hocam videomu kaybediyoruz. Evet, onu da açıklaması atacaklarım. Biterken
zannetmiyor ya. Yapacağım işlemde değerleri vereceğim. Bunları ekranda düzenli olarak görmesini sağlayacağım. İstediğim şey bunlara değer atayım, sonra ekranda düzgün görünmesini sağlamak. Sonuçta da yapmak istediğim bunların düzenli bir şekilde görünmesini sağlamak. Evet, ekle, işte alt satır vesaire gibi. Mesela öncelikle yukarıda ayraç diye bir şey var. Bu ayraç benim hazırlayacağım metnin üst ve altında bulunacak düzenli görünmesini sağlayacak. Ayraç ile açıklayacağım bu kısmı detaylı olarak.
inceleyelim. Burada aslında önemli bir işlem yapılıyor yazılım mantığı açısından. Metin birleştirme deniyor buna, string birleştirme işlemleri. Yazılımda sık sık kullanacağınız işlemlerden bir kısmı metinsel işlemler olur. Yapmaya çalıştığım şey değişkenleri oluşturup bunlara değerler verip sonrasında da sonuç olarak mantıklı bir tasarımla göstermek. Bakın, yukarıda değişkenlerimiz var. Bir ayıracım var. Ayıraç üst ve altta bu şekilde sonuçta görüldüğü gibi bir kalıp oluşmasını sağlıyor. Daha sonra da içerisinde tek satırda oluşturduğum tüm değişkenlere değerler atıyorum. Burada da gene iki şekilde kullanım var. Nedir bu? Birincisi, sadece ayıracı değişkeni tanımlarken değer atama işlemi yaptım ayıraçta. Ama diğerlerinde hiçbir varsayılan değer yok şu an için. Sonrasında değişkenlere değer atama yöntemini kullandım altta. Alt, soy, alt, ibe ve profesyon. Son olarak da benim sonuç değişkenime bunların mantıklı bir aktarımını yapmam gerekiyordu. Bunu da şöyle yaptık. Öncelikle ayraç. Tepede görünsün dedik. Bu altta oluşturduğumuz yıldızlar. Sonrasında artı işaretini birleştir. Neyi? Bizim tüm programlama dillerinde kullanılan bir şey vardır. Alt satıra geçmek. Tam hatırlayamadım da. Bu new line anlamına geliyor. Sınıf karşılıkları da vardır. Amacı bunun bir alt satıra geçmesini sağlamaktır. İşte ters slash T yaptığımı tab anlamına gelir gibi. Bunu C# da kullanabilirsiniz. Genel bir kullanım diyebiliriz. Bu bizim bir alt satıra geçmemi sağladı. Zaten kodu da bu şekilde yazıyorum dikkat ederseniz. Alt satıra geçtim yazarken. Newline ile gene birleştirdim. Sonra adı yazdım string olarak. Stringler burada görüldüğü gibi çift tırnaklar içerisinde yazılır. Değerlerde. Ve neyle birleştir diyorum. Artı yukarıdaki ad ile birleştir. Sonra bir birleştirme daha yap. Alt satıra in. Newline oldu. Gene birleştir. Neyle? Birleştirme devam ediyor sürekli. Şu noktalı virgülü görene kadar devam eder. Bu işlem. Soyadı, soyad değişkeninin değeriyle, yani bunu yazacak oraya. Bir alt satıra daha in. Birleştir, Facebook, profil ile birleştir, yukarıdaki. Bir alt satıra daha in. Ayıraç ile birleştir. Artık bunun içerisinde şu var. Ekrana yaz, sonuç. Bir örnek daha yapalım. Bu da yine daha önceki bir matematiksel hesaplama. Para hesabı.
ücreti 1995. Discount. Yani indirimi %15. Discount price'ı hesaplayabilmek için price. Orijinal fiyatımız ve indirimli fiyatı hesapladık.